Evet devam ediyoruz. Bu üçlü zirveden Tahran'daki e, Aslan'a üçlüsü diyelim. E, hı hı. Gerçi bugünkü buradaki değerlendirmelerde artık Aslan'la süreci büyük yer aldı. Komada Anladım. Nedim Şener'in ifadesiyle değerlendirmeleri ağırlıktaydı. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin buluşması ve yapılan açıklamalar üzerinden biraz böyle hani bu üç ülkenin öncelikleri neler ki önceliklerin <laughs> örtüşmediğini görüyoruz. Terörle mücadele meselesinde yine Türkiye'nin beklentilerine ...destek anlamında karşılık bulamadığını e, görüyoruz. Ve beklenen bir operasyon var. Terrifat, Münbiç adını bir kez daha koydu Cumhurbaşkanı e, Erdoğan. E, dolayısıyla harekat mesajı çıktı, değerlendirmesi de vardı. Daha kısmi bir hareket olacağını düşünüyor. Aytu Atıcı mesela. E, ama Yusuf Bey, e, Münbiç'i de işini al alacak şekilde... ...terrifat ve bir Münbiç operasyonuna tanık olabileceğimizi belirtiyor. Bu arada, şimdi sosyal medyada, Twitter'da... E, İkili görüşmeler de vardı biliyorsunuz. Erdoğan Putin görüşmesi de oldu. O görüşme için e, Putin'in Erdoğan'ı beklerken görüntüleri e, sosyal medyada şu anda gündem. E, ve mesela ben bakıyorum e, 45 saniye böyle saatte konulmuş oraya bir kronometre. E, işte bu görüntü 45 saniye boyunca e, Putin e, Erdoğan'ı bekliyor. Hepinizin hafızasında e, eminim hemen canlandı. İşte bundan iki sene önceki Kremlin'deki görüşmeler. Şimdi sosyal medyadaki yorumlara da baktığımda hani işte rövanşı olduğunu söyleyenler var. Mesela işte Yeni Şafak görüntüyü almış ve şöyle demiş. Tahran'da ikili görüşme öncesi Putin yaklaşık bir dakika boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı demiş. Ben hani konuklarımdan da hani yorumu alayım. Çünkü bu tür zirvelerde işte Aytuğ Bey Değil mi? Hani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yüz ifadesine, arkasındaki heyetin yüz ifadesine e, baktığı konuşmalarda tek tek kullanılan ifadelere bakıyoruz, kelimelere bakıyoruz, evet. neyi söyledi, neyi söylemedi diyoruz, yüz ifadelerine bakıyoruz. Can Bey, e, bu görüntüden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz yani aslında acaba? Aslında bunlar e, bence çok, e, çok çok önemli şeyler değil, uluslararası e, siyaset bağlamında değerlendirildiğinde fakat. Ee, bizim coğrafyamızdaki e, toplumlar e, bu konulara daha hmm. fazla önem veriyor yani çünkü e, o kişileri e, o devletlerin cisimleşmiş bir hali gibi görüyorlar ve eğer orada bekletilirse o devlet aşağılanmıştır gibi oluyor veya bekletirse işte bak ne kadar büyük e, bir lider ne kadar büyük bir devletiz ki biz de. onu orada beklettik gibi bir e, anlam çıkabiliyor e, fakat diğeriyle bunlar arasında şöyle bir fark var az önce de özellikle onu söylemek istedim e, Erdoğan'ın e, o görüntüsü özellikle servis edilmişti. Bunda öyle bir durum yok. Dolayısıyla ha bir de e, tabii ne zaman dediniz? Mart 2020. 20. E, ondan e, herhalde birkaç hafta önceydi değil mi? E, e, evet, İd daha İdlib'de mesela. 34 e, şehit Hı. verdik. Hemen ondan sonra e, böyle bir şeyin olması ve ona rağmen bunun gerçekleşmesi orada tabii Türkiye'nin, e, Türk halkının tepkisini çekmişti. Tepkisini daha da şiddetlendirmişti yani. Hı -hı. burada Peki. ben e, Sayın Erdoğan'ın bunu bilinçli Hı -hı. olarak yaptığını ve kendisini beklettiğini e, düşünmüyorum. Ha tamam. zaten dediğim gibi öncekinde de bunda da e, öyle abartılacak bir görüntü bence. Ben söz sizin değerlendirmenize değil. devam edeceğim ama Hı -hı. bu parantezi hani tamam. kapatabilmek adına var mı söyleyeceğiniz bir şey bu görüntüyle ilgili olarak? Ya bir de Yok. şey var. Yani buna benzer şeyler ne oluyor? Mesela iki lider görüşürken Diyelim yani ben şimdi böyle rahat oturduğum için böyle ayak Hı. ayak üstüne atıyorum. Senin mesela, var. Biz ba şu an bakıyor. Özgürmen, özgüvensiz adamız e, yani. Öyle bir <laughs> şey çıkartıyorlar mesela böyle. Şimdi Can Hoca ayak <laughs> ayak üstüne attığı için ben de atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Liderler de böyle evet. yapıyor. Ya, yani. ya işte mesela Biden'la Suudi Arabistan işte ha. bin Selmanın. E Şeyi, Böyle yumruklaştır yumruklaşması, tokalaşmaması bir anlamda. O elini sıkmam dediği ha, için anlamlı ama. Evet. evet. Aa, Gerçi ona rağmen ha, oradan o, o da yer, abi, Amerikan abi. basınınca çok ciddi bir şekilde eleştirildi. Evet. Utanç vericiydi ifadeleri kullandı. Peki bu parantezi bir kapatıyoruz. Sadece şeyi söylemek isterim. Hı? Bu konularla alakalı biliyorsunuz en fazla hak yenen insan da rahmetli Ecevit. Yani Türkiye'de herhalde. Ha, fotoğraf, evet. Yani e, Türkiye'de en, en fazla. Değil mi? evet. Ama Türkiye'de en fazla anti Amerikancı yaklaşımıyla Hı? ön plana Hı? çıkan Hı? lider herhalde Bülent Ecevit. Ve Ama hasta olduğu bir dönemde Bülent Ecevit e, ve Erbakan koalisyonu Erbakan'da da yaptılar. tabii Erbakan da öyle. E, yani hasta olduğu bir dönemden e, bir e, görüntüsünü hala daha sosyal medyada kullanıp onun üzerinden e, siyaset devşirmeye çalışanlar yani var. Burada, burada tabi, da büyük bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Fotoğrafla söyleyeyim. ilgili eleştirilmesi gereken Amerikan başkanının bizatihi kendisi Hı. yani karşınızda kim olursa olsun bir koltuğa tabii. yaslanıp oturmak onun hadsizliği, onun seviyesizliğidir. Ecevit gayet bir medeni insana yakışır saygıyla ee, makam orada makamda duruyor. Sen koltuğa oturuyorsan ve böyle bir fotoğraf çektiriyorsan hem e, şeyini e, kendi makamının ağırlığını onu şey yapıyorsun hem kendini küçük düşürüyorsun bir de bunu paylaşarak bir iki yüzlük de yapıyorsun. Dolayısıyla o Amerikalıların e, kendi Terbiyesizidir yani. Buna benzer bir şey şey de olmuş. Hatta yine o servis edilme. Evet tam ha, onu söyleyecektim. Evet. Obama Erdoğan'la görüşürken elinde böyle telefonla konuşurken elinde beyzbol sopası var vesaire. Burada da gayet tabii ki tam böyle bir PR çalışması <gülüyor> vardı. Yeni <laughs> evet. gelmişken aslında burada madem ki hatırlatıldı. Tekrar eleştirmemiz gereken Putin'in Rusya'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bekletmesi dir Ve bu büyük saygısızlıktır, terbiyesizlik. Ama onlar kapının iki tarafında da beklediği ortaya çıktı sonra. İki farklı kapı, servis edilen Erdoğan'ın beklediği, daha sonra görüntüler ortaya çıktı. İki farklı kapı, kapının iki tarafında da bekleyen lider olduğu ortaya çıktı. Hı. Sonuçta her ne olursa olsun e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı siz kapıda bekletemezsiniz. Çünkü ev sahibisiniz. Bu büyük terbiyesizliktir. Tabii asla kabul edilemez. Bakın Doğru. Cumhurbaşkanlığının kim olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Yarın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda birisi bekletirse aynı tepkiyi arkadaşlarımın da göstereceğini ya da koyu AK Partilerine göstereceğini eğer biraz milli duyguları, vicdanı, ahlakı var ise eminimdir. O nedenle, Bu arada şey mi girmişti olduk? Altılı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu olduğu konusuna mı girmiş olduk? Ben hep onu yazdım, hep söyledim. <laughs> <laughs> Oraya girdiniz. O anıdır dedim, için. görevidir dedim. O yüzden o yüzden ben tamam, çok rahatım. Ben bununla ilgili bir örnek verebilir miyim? Tabii buyurun. Ee, Mao ile Kuruşçev'in şeyi var. Henry Kissinger'in Çin kitabında buluşması var. Mao Kuruşçev'i aşağılamak için yüzme bilmediğini öğreniyor ve onu havuzda karşılıyor, havuzun içinde. Sonra bir o tarafa yüzüyor bir bu tarafa. Fakat Kuruşçev gidemiyor. Belli bir noktada kalıyor. Bu mesela Kissinger'ın kitabına kadar girmiş bu husus. Aslında uluslararası ilişkilerin içerisinde var. Vardır. Özellikle tabii. de Can Cambendiri gibi önemli. bu doğu toplumlarında daha çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ya bunu Kissinger diplomasi şey. de mi anlatıyor? Tabii tabii. Ben tabii. Ben demek yani ki unutmuşum orayı. E, alçak, alçak Koltuk Krizi. Hani evet. Alçak Koltuk Krizi mesela. Alçak, yani. alçak Koltuk Krizi tabii. Tabii. Da, tabii. tabii. Şeyde de yani. İsmet Paşa'yı da mesela o oturttukları koltuk aynı şekilde alçak koltuktu, kabul etmemişti. Yani bunların evet, hepsi Evet, yani diplomati... hakikaten böyle Tabii sembolik de yani mesela da olarak yani. Da şeyleri yani Masum var. değildir bilerek yapıldı. Ee, evet, yani evet. Putin'in Cumhurbaşkanı bekletmesi öyle sıradan bir iş değildir. Burada yine yani İran'da olay oluyor, başka bir yerde oluyor. Eğer bizim Cumhurbaşkanımız bilerek yaptıysa, rövanş aldıysa ben onu da doğru bulmam şahsen. Yani bi bilerek bekletti, bilerek rövanş aldıysa onu da doğru bulmam çünkü Putini, Putinden hoşlanmam e, siyaset tarzından ama sonuçta koskoca Rusya'nın e, temsilcisidir. Ve arkasında milyonlarca Rus ki halkı vardır. Yani siz nasıl ki de Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir e, hareket tasvip etmiyorsanız... Bunu da onaylamam. Eğer bilerek yapıldıysa. Peki. Ama e, bilmeden olduysa bunlar olabilir. E, geç Bir kalmadı. şey söyleyeyim. Kısa bir şey. Yani liderler böyle yapar. Diplomasi de o vardır bu vardır ama Türk tarihinde bunların dışında çok özel bir örnek vardır. Yani Atatürk'ün İzmir'de Yunan bayrağını kaldırtması hadisesi. Evet, evet. Yani devletlerin birbirlerine olan saygısı. Rakibin olabilir, düşmanındır o anda. Savaşmışsındır, yenmişsindir ama o millete saygı duyarsın. Türk tarihinde çok seçkin bir örnektir, çok özel bir örnektir. Yani, anzak askerleri yani yazdıkları. Anzak, anzak askerleri apayrı bir şey ama... ...yani kaldırınız bayraktır, bir milletin şerefidir demesi ya yani muhteşem bir şey. Baktığın zaman... Uluslararası ilişkiler, devletler arası ilişkiler nasıl hangi düzlemde yürümeli? O kadar net bir örnektir ki daha dün savaştığın bir ülkenin bayrağıdır ama kaldır. Anzak askerleri hikayesi öyledir. Bunlar çok değerli işlerdir. Yani Asıl çok orada, özeldir. Atatürk'ün yaptığı bence yani pek konuşulmayan bir konu. İngiliz kralı Edward değil mi? Ee, şeye geliyor. Dönem bahçe şeyi öğrettim garson Şey yani ama <laughs> çok ilginçtir. Atatürk, Mondros'tan sonra İstanbul'a gelirken İngiliz zırhlılar arasından geçiyor, işte geldikleri giderler diyor ya, orada İngiliz zırhlıları var. İstanbul'a İngiliz zırhlılarla gelmiş İngilizler, daha sonra kralını kayıkla sahile çıkardılar ve onun elinden tutup çıkaran Atatürk. Bence en güçlü şey bu. Simgedir ama pek Bilmiyorum. üzerine durulmaz yani. Kayıkla yani bildiğiniz kayıkla çıkıyor adam.